Buyur anne. Afiyet olsun. Sağ olasın. Ot ocak gitti oğul. Sel bastı aldı evi, ahırı. Gözümün önünde yok oldu evcağız. İçim yanıyor içim. Geçmiş olsun anne, çok üzüldük biz de. Ne yaparsın evladım? El mecbur, geldik İstanbullara, kaldım başına. O nasıl söz anne? Burası senin evin. Hoş geldin, sefa getirdin. Anacığım, başının üzerinde yerim var. Bize küçükken sen baktın. Saçını süpürge ettin. Şimdi sıra bizde. Hadi ben gidiyorum artık. İşimin başına döneyim. Akşama görüşürüz. Peki. Tamam oğlum. Bana bak. Al şu bavulu. Odama taşı. Bana da yiyecek bir şeyler hazırla hemen. Karnım çok aç. Aa, hala bakıyor. Kız sağır mısın? Duymuyor musun sen? Taşı şunları içeriye. Alo, Hamiyet. Vardım canım, vardım da Fahrilere gidemedim. İlk önce bu meymenetsiz gelinin evine geldim. Selim'ime. Sanki çok lazımmış gibi. Ne yapacaksın? Çengel'den etim var. Selim'im pek memnun oldu geldiğim için. İyi, tamam. Hadi görüşürüz. Ararım sonra seni. Ne yapacaksın oğul? Yalnızlık işte. Bari Selim evlenip buralara gelmeseydi, başımda biriniz olurdunuz. Toplardık o ocağı yeniden. Tek başına kaldım oralarda. Kısmet anne, bizim de yiyecek rızkımız buradaymış. Rızkınız buradaymış. Bahar gelenim kopamadı buralardan desene. Neyse. Sevim gelinim nasıl oldu oğlum? Yavaş yavaş iyileşiyor anne. Kolay değil. Kız bel ameliyatı geçirdi. Toparlanmaya çalışıyor. Allah şifalar versin güzel gelinime. Nazarlar değdi ona, nazarlar. Okumuş kız. Tahsilli, varlıklı kız. Kim bilir kimlerin gözü kaldı kızımda. Ben gelseydim bakardım ona. Hele bir olsun, gelirsin ana. Hadi Bahar. Bize birer kahve yap da içelim. Olur anne. Hayırlı işler Selim. İşin gücün rast gitsin. Amin Bahar'ım. Bir şeye ihtiyacın olursa ara beni. Akşama getiririm. Tamam ararım. Bahar! Buyur anne. Al şunları yıka. Sonra da gel ayağımı ov. Şu sol bacak siyatikten dolayı az işliyor. Çok aciliyet yoksa yarın yıkayayım çamaşırları anne. Bir işim var, dışarı çıkacağım da. Ne yapalım? El mecbur, katlanacağız. Şunu al da ov şu bacağımı 2 dakika o zaman. Dur be dur. Yavaş ol. İyice sakatlayacaksın. Güzel güzel ol şöyle. Anne, istersen ben gelince ablama gidelim. Hem senin için de iyi olur. Bir çay içeriz. Aman istemem. Boş boş konuşuyor abla.
Bir de onu çekemem şimdi. Zaten yakında da Sevim gelinimin evine gideceğim. Ben gidene kadar ananı, dananı, ablanı ne getir ne de ben gideyim. Ağızlarından çıkan laf dinlenmiyor. Duyu bozulmuştu da. Bahar'ım neyin var? Başım döndü biraz, bir şeyim yok. Bahar'ım ne oldu sana? Fatma annem, beni sevmiyor Selim. Nasıl yani? Bunları söylemek beni utandırır, dedirtme. Bahar, anlatır mısın? Beni bilirsin Selim, ben kimseyi kıramam, üzemem. Tek istediğim Fatma annem beni biraz sevsin. İsterse ömrü boyunca burada kalsın. Senin anan benim anam. Ama beni birazcık sevsin istiyorum. Canım. Nasıl unuttum ben maaş kartlarını Rize'de? Sana da zahmet verdim oğlum, kusura bakma. Olur mu öyle şey anne? Şimdi çıkartırız yeniden bankadan kartlarını. Oğlum, bir yerin mi ağrıyor? Ağzını bıçak açmıyor. Ana Bahar sana hizmette kusur mu ediyor? Neden sordun şimdi bunu? Biraz üzülmüş. Annem beni sevmiyor deyip bütün gece söylenip durdu. Vay melek yüzlü şeytan. Ben sana sorarım. Gençtir oğlum. Tabii ki kusurları oluyor. Ama ben sen üzülmeyesin diye söylemiyorum. Neyi söylemiyorsun anne? Boş ver oğlum. Bunları anlatıp da senin yuvanı mı bozayım? Anne açık konuşsana. Birkaç kez kendisine söyledim. Kızım evden giderken bir şeyler hazırla dedim. Şekerim var. Sık sık bir şeyler yemem lazım. Biliyorsun. Evden bir gidiyor. Akşama kadar gelmiyor. Birkaç kere söyledim. Nafile. Sonunda beni bir güzel azarlayınca bir daha da söylemedim. Allah Allah. Kıyafetlerim yıkanacak diyorum. Bizimkiler biriksin öyle diyor. 3-5 parça eşya için makineyi açamazmış falan da filan. Aman daha fazla söylemeyeyim. Karındır o senin. İdare edeceğiz işte. Bunları Bahar mı yapıyor? Benim karım melek gibidir ya. İnanmıyorsun değil mi? İşte sen bana inanmazsın diye şimdiye kadar sana anlatmadım bunları. Gör bakalım Bahar Hanım. El mi yaman, değ mi yaman. Beni de dönüşte Ülfet teyzenlere at. Akşam alırsın iş dönüşü. Bir yıkanıp paklanayım orada. Anne evde banyo mu yok? Anlattırma bana oğul. İyi kötü karın. Geçinip gidin işte. Dur sen Bahar Hanım dur. Testlerinize korkulacak bir şey yok. Oldukça kansız kalmışsınız. Halsiz düşmenizin sebebi bu. Baş dönmeleriniz için de sizi bir nöroloğa göndereceğim. O daha iyi tetkik edecektir. Bahar! 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 Gördün mü bak, yine yok evde. Neyse, oturalım. Gelir herhalde. Buyur anneciğim. Sağ ol çocuğum. Arkadaşı var ya hani odulu olan. Güler abla mı? Heh işte o. O geliyor alıyor Bahar kızımı. Sonra ordudan yok oluyorlar. Bekle ki Bahar'cığım gelsin. Bir tas çorba koysun. İşte geliyor Bahar'ın. Neredesin Bahar? Ben Güler'le alışverişe çıkmıştım. Haklısın tabii kızım.
Çarşı pazar ateş pahası. Hiçbir şey alamadın tabii. Elin kolun boş. Güler'in midesi bulandı. Çarşıya çıkamadan geri döndük. Ben işe gidiyorum. Akşama görüşürüz. Sen beni oğluma nasıl şikayet edersin ha? Densiz. Ne? Nasıl? Bak bak, anlamamazlıktan geliyor bir de. Sen ne yılanmışsın kız? O masum yüzünün altında şeytan var senin, şeytan. Anne neler diyorsun sen? Bana bak gelin. Sen giderken ben dönüyordum o yolları. Benim oğlum ne kızlara layıktı ama büyü mü yaptın, ne yaptıysan geldi senin gibi cahil Cüheyla'yı buldu. Bundan sonra ayağını denk al. Ne olduğunu anladım ben senin. Sen Sevim'in tırnağı olamazsın. Kenar mahalle parçası. Yürü aç kapıyı hadi. Yürü yürü yürü. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Bahar nerede? Sen gittikten sonra konuşmaya çalıştım. Kızım bir derdin varsa söyle dedim. Selim'le konuştuk. Beni yanlış anlamışsın dedim. Sen beni kocama şikayet mi ediyorsun? Yalnızken kocamı mı dolduruyorsun dedi. Öbür gelini çok seviyorsun ya, oraya git dedi. Anne ne diyorsun sen? Vallahi ben de anlamadım ki oğlum. Sonra da odasına gitti yattı. Kalkmayınca da ben de yemek falan bir şeyler hazırlamaya çalıştım. Ayaklar da arızalı olunca böyle iki büklüm kaldım işte. Zaten hep böyle dışarıdan gelince yatıyor. Sen gelmeye yakın kalkıyor. Genç işte tabii, gezecek. Ben de bir şey demiyorum. Akşam mı oldu? Evet Bahar. Akşam oldu. Öyle halsiz hissettim ki kendimi. Biraz uzanayım dedim ama uyuyakalmışım. Üf, evde yemek de yok. Ne yiyeceğiz? Hallederim şimdi ben 5 dakikaya. Merak etme. Annem yemek yapmış. Ciddi misin? Biliyor musun Selim? Geçen akşam sana annen hakkında konuştum ya. Çok günah işledim aslında. Neden? Büyüktür o. Söver de kızar da. Benim sana söylememem gerekirdi. Annemden özür dilemem lazım. Anneciğim sen bırak, ben yaparım. Ben koyarım evladım. Otur sen. Anneciğim, senden özür dilerim. Ne olursa olsun Selim'e dert yanmamalıydım. Sen benim annemsin. Şunun şurasında 15 gün oldu. Alışacağız elbet birbirimize. Öyle değil mi? Tabii kızım, tabii. Hadi yemeğimizi yiyelim. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Göndereceğim paranı işte, patlama. Bir dakika. Ne istiyorsun? Anne ben çarşıya çıkıyorum. Nereye gidersen git, bana ne? Bana bak. Bir kimseden herhangi bir şey duyarsan boğarım seni. Göndereceğim paranı en kısa zamanda. Patlama! Sen gez bakalım küçük şeytan. Ben de sende huzur bırakırsam bana da patma demesinler. Nereden buldun bir oğlum bu kenar mahalle dilberini? Thank you.
İşte bu kadar. El mi yaman, ben mi yaman? Çok şükür Bahar. Kötü bir şey çıkmadı. Ama artık her şeyi Selim'e anlat. Ne var bunda? Anlatacağım tabii artık. Yine de ömür boyu ilaç kullanacak olmam beni biraz ürkütüyor ama. Aa, o nasıl laf? Allah dermansız dert vermesin. Ne olacak ömür boyu ilaç kullanacaksan? Doğru söylüyorsun. Alo Selim. Oğlum ben çok kötüyüm, yetiş. Evin önündeyim anne, geldim. Ay bu da çok çabuk oldu. Ay. Oh. Ay nerede bu? Siz geçin çocuklar. Tamam abi. Anne? Ah evladım. Anne ne oldu söyle? Ah evladım. Anne ne oldu sana? Bahar! Bahar! Boşuna çağırma oğlum, evde yok. Nasıl evde yok? Odul kadınla çıktılar gene. Nereye gittiğini de söylemedi. Bu çocuklar niye geldi Selim? Yatağı alacaklar. Hangi yatağı? Bizim yatağı. Eski deyip duruyorduk. Bugün yenisi gelecek. Bunu da Aykutlara vereceğim. Olmaz. Hayatta olmaz. Anlamadım. Niye olmaz? Benim yatağım rahatsız. Onunla bunu değiştirelim. Benimkini ver onlara. Seninki yeni anneciğim. Daha gelmeden önce aldım. Neyse annem, sana ne oldu? Hemen bir doktora gidelim. Bin kere söyledim güzel kızıma. Baharım, banyoyu Arap sabunuyla silme. Ayaklarım kayıyor dedim. Dinletemedim. Abdest alırken ayağım kaydı. Düşüverdim. Tamam anacığım, sen dinle. Ben yanında duracağım. Bahar da bir gelsin bakalım. Sen beni Sevim gelinime götürsen. Ben bu kızla yaşamak istemiyorum artık bu evde. Her lafıma beğenmiyorsan Sevim'e git diyor. Tamam anne tamam. Bakacağım bir hal çaresine. Selim abi. Selim abi bir bakar mısın? Geliyorum anacığım. Ne oldu koçlar? Abi bu yatağın içindeymiş. Çekince yere düştü. Allah Allah. Tamam. Siz yatağı alın. Arka kapıdan çıkın. Tamam abi. Hadi. Allah Allah. Ne o oğul? Nedir elindeki? Bilmiyorum anne. Bilmiyorum. Ben de sana sormaya geldim. Nedir bu? Bizim yataktan düşmüş. Düpedüz büyü bu. Aa. Anne ne diyorsun sen? Ne arıyor benim yatağımda? Ah oğlum yapma dedim. Bu kızı alma dedim. Cahil cühela takımı bunlar. Her türlü kötülük beklenir. Ah ben dedim. Anne ne kötülüğü yapmış bana? Oğlum bu kız sana büyüler yapıyor, anlamadın mı? Allah bilir, o cahil anasıyla ablası da işin içindedir. Allah'ım nedir bu başıma gelenler? Ah basiretini bağlamak için yapmışlardır. Seni köpeğe çevirmek için yapmışlar. Vay anam vay 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 vay. Ne şeytana denk gelmişiz. Evladımı ne hale getirmişler. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Neredesin sen? Neredesin diyorum Bahar? Sen nesin biliyor musun?
Sen oğlumu kuklaya çevirmek isteyen bir cadısın. Ah, Sevim gelinin bana söylemişti. Bu kızdan her şey beklenir demişti. Okumamış, cahil demişti. Yılan! Evimizi barkımızı dağıtıp oğlumu mu öldürecektin? Aa, neler söylüyorsunuz siz? Sevim, ne oluyor? Ne mi oluyor? Bütün kirli çamaşırların ortaya çıkıyor. Oğlumun canına kastettin sen. Hem neredesin bu saate kadar? Her gün çıkıp çıkıp yok oluyorsun odulla. Nerelerde, kimlerle geziyorsun söyle bakalım. Beni sevmediğinizin farkındayım ama ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun biraz. Bunlar nasıl kelimeler? Siz beni neyle itham ediyorsunuz? Bak terbiyesize bak. Hala konuşuyor. Seni büyücü seni. Sen oğlumun ağzını dilini bağla. Git sokaklarda milletle. Sabrımın sonundayım. Konuşmana dikkat et Fatma Hanım. Dikkat etmezse ne yapacaksın? Selim? Evet, ne yapacaksın? Söyle bakalım. Selim, sen şimdi bütün bunlara inanıyor musun? Bu ne kızım? Bu ne? Hem niye ben gündüzleri geldim de sen evde yoksun? Dedim ya, başka işleri vardır onların dışarıda. Allahsız mısın sen? Nasıl bir iftira bu böyle? Yalancı! Ah! Alo? Evet, benim Hacer teyze. Hayrola, sen beni aramazdın. Ya ne parası? Ne hocası? Hacer teyze. Annem bileziklerini mi aldı? Bu muska için mi? Hacer teyze dur. Sen bana her şeyi tek tek bir anlat bakayım. Tamam tamam. Anladım Hacer teyze ben. Sana parayı göndereceğim. Tamam, merak etme sen. Ah anne ah. Niye be? Niye? İşte Selim, işte. Nereye gittiğimin kanıtları. Hastayım ben. Doktora gidiyordum. Sen etkilenmeyesin, üzülmeyesin diye testlerin bitene kadar sana bir şey söylemedim. Böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın? Ah baharım, ah. Ne sen ne de annem telaş etsin istemedim. Zaten bütün gün çalışıyorsun, kafanda bir sürü dert. Bir de ben sana yük olmak istemedim. Bunları bile görmeyesin diye gülerde bırakıyordum. Gelin, gelin. Bu yalanlarına inanacağımızı mı sanıyorsun? Yeter anne. Hacer abladan muska için alıp da vermediğim parayı sonra konuşacağım seninle. Nasıl vicdansız oldun bu kadar? Ne istedin bizden? Anam. Evlat değil, yılan beslemişim ben. Şu paçavrayla birlik olup ananı çiğnedin ha? Ben bu evden gidiyorum. Bunu boşamadıkça da bu eve gelmem bir daha. Fahrim'le gelinim bana gül gibi bakarlar. Size kalmadım. Ah, anne, ah. Selim, git annenle konuş. Nereye gidiyormuş?
Onun da evi burası. Her ailede olur böyle şeyler. Anlaşacağız elbet. Et tırnaktan ayrılmaz. Benim melek yürekli karım. Bir süre annemden ayrı kalsak daha iyi olacak. Geldim. Ne işin var senin burada? Çağırdık mı seni biz? Sana diyorum, ne işin var burada? Sorma kızım. Yılan Bahar bana neler yaptı. Kovdu, kapıyı attı. Mecburen geldim. Gir içeri gir. Geç. Sevim evladım, ne oluyor? Ne mi oluyor? Ne olacak? Elini kolunu sallaya sallaya gelmişsin buraya. Dingo'nun ağrı mı burası be? Misafirlerim gidene kadar bu odadan dışarı çıkmayacaksın. Anladın mı? Yemekten sonra kahve çay içmeyiz. Uykumuzu kaçırıyor. Ama sen arzu edersen sana yapacağım anneciğim. Aa, tabii Sevim. Annemin keyfidir o. Akşam yemeğinden sonra içer kahvesini. Değil mi anne? Evet evladım, öyle. Sevim kızım, bir orta kahve alırım. Odanı da senin istediğin gibi hazırladım anneciğim. Gel bir bak istersen. Hani eksiğin falan varsa onu da hallederim ben. Gel anneciğim. Bak Fatma Hanım, sana birkaç gün mühlet. Hemen kendine bir yer bul ve hemen git buradan. Kurulu düzenime çomak sokturmam ben. Ama Sevim kızım, ben... Tabii de yanlışlıkla Fahriye şikayet edecek falan olursan beni... Seni gece uykunda boğarım, haberin olsun. Kahve mahve de yapamam ben sana her gece. Ne istiyorsan git al, mutfak orada. Haydi! Yürü. Yürü dedim sana. Ah, beğenmene çok sevindim. Tabii ki en güzel odayı hazırlayacağız senin için anneciğim. Anneciğim. Sevim çok ayrıntıcıdır. Ne ihtiyacın varsa düşünür anne. Sen keyfine bak. Öyle oğlum. Öyle.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sen beni oğluma nasıl şikayet edersin ha? Densiz! Duymuyor musun sen? Taşı şunları içeriye. Güzel güzel ol şöyle. Sen oğlumu kuklaya çevirmek isteyen bir cadısın. Çık artık. Program kaçıyor senin çenenden. Hadi. Abin gibi bir kız bulamadın kendine. Sevim gibi bir kız bulamadın kendine. Eşhedü en la ilahe illallah. Günaydın. Günaydın. Gel anne gel. Biz de seni çağıracaktık şimdi kahvaltıya. Günaydın anneciğim. Geç otur şöyle. Oo, günaydın İbrahim Bey. Tamam tamam, ben hemen geliyorum. Hemen kalkmam lazım. Çok önemli bir müşterimle randevum vardı. Adam erken gelmiş, ofiste bekliyormuş. Ama Fahriciğim, hiç aç açına gidilir mi? Bir şeyler atıştırsaydın. Kalamam Sevim. Ayıp olur şimdi müşteriye. Eh, peki sen bilirsin o zaman canım. Hayırlı işler evladım. Hadi akşama görüşürüz. Güle güle. Bana bak. Zıkkımlandıktan sonra sofrayı kaldır. 2-3 tabak çıktı. Bulaşık makinesine koyma, elde yıkayıver. Ondan sonra da ortadan kaybol. Şimdi giyinip çıkacağım ben. Dönüşte de kızlarla geleceğim. Seni ortalıkta görmek istemiyorum. Odana kapan, ne halin varsa gör. Daha dur Fatma Hanım. Hiçbir şey olmadan ağlama. Eğer ağlayacaksan sana çok sebep bulurum ben. Alo, Selim, oğlum. Hoş geldin anne. Hadi buyur geç. Gel anneciğim gel. Geç otur anne. Ben sana neler yaptım.
Bana kendi kızım gibi davrandın. Yediğim önümde, yemediğim arkamda. Hizmetimi yaptın. Bir dediğimi iki etmedin. Ya ben sana ne yaptım? Nankörlük. Bir gün yaptığım bir şeyi beğenmedim. Seni hep hakir gördüm. Allah şahidim. Oğlumla seni ayırmak bile istedim. Ama bak, yine senin ocağına düştüm. Beni affedebilecek misin kızım? Bana yine anne diyebilecek misin? Biz aileyiz anacığım. Sen benim en sevdiğimi 9 ay karnında taşımışsın. Sırf onun için bile senin hakkın ödenmez. Kızım. Kızım. Anneciğim. Kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.